Konuşmasını yapmak üzere psikiyatri uzmanı olarak hekimlik yapan, akademik olarak perinatal psikiyatriyle de ilgilenen ve bu konuda çalışmalarıyla bilim dünyasına değerli katkılarını sağlamış Sayın Profesör Doktor Esra Yazıcı hocamızı konuşmasını gerçekleştirmek üzere davet ediyorum. Merhabalar, şu an sesim duyulabiliyor mu? Evet hocam, alabiliyoruz sesinizi. Hemen ekranımı da paylaşayım. Öncelikle herkese merhabalar. Ben de fırsat buldukça tüm konuşmaları, tüm katılımcıları dinlemeye gayret ettim. Ve çok mutlu oldum, çok keyif aldım dinlerken. Anneleri dinlerken bilhassa bizim de tabii duygularımız kabardı. Beraber hüzünlendik, beraber sevindik. Çok anlamlı bir gün olduğunu ve yapılan işin de anlamlı olduğunu düşünüyorum. Ben de kendi penceremden psikiyatristim. Perinatal psikiyatri polikliniğin aynı zamanda sorumlu hekimiyim. Annelere yardımcı olmaya çalışıyorum. Çarşamba günleri bilhassa poliklinik yapıyorum perinatal için. Kendi çerçevemden anlatmak istiyorum. Neler yaşıyoruz, neler yapıyoruz. Bize daha çok sorulan tabii ne oluyor? İlaçlar oluyor ve çok fazla mit var. İlaçlarla ilgili işte gebelik döneminde ya da daha sonraki perinatal dönem dediğimiz gebelik ve doğum sonrası bir ay, bir yıla kadar olan zamanı kastediyoruz. Daha sonraki dönemde yaşanacak, yaşanmayacak durumlarla ilgili yargı dağıtıyoruz aslında. Anne şunu yaşamalı, tedavi şöyle olmalı, tedavi olur, tedavi olmaz, annelik böyle geçer. Evet, tabii ki doğrulara ihtiyacımız var. Ancak hayatı zorlaştıran, doğru olduğunu zannettiğimiz ama çok da yanlış olan bir takım mitler de dolaşıyor. Ve bunlar aslında yardım arayışının önünde ciddi engel oluşturuyor, tedavinin önünde ciddi engel oluşturuyor. Hayli ben de bugün birazcık bunlara yer vermek istiyorum. Biraz bunlardan söz etmek istiyorum. Umarım faydası olur dinleyicilerimize katkı sunabilirim. Evet, şimdi ilk mitten başlayalım o zaman. Ben böyle birkaç 7-8 mitle toparlamaya çalıştım. Mesela çok konuşulan şeylerden birisi gebelik ve emzirme dönemi hayatın en güzel dönemleridir. Doğru, gerçekten çok özel, çok güzel dönemler. Bu dönemde hastalık olmaz, sorun yaşanmaz. Hatta zaman zaman insanlara bebek sahibi ol, işte gebe kal, iyileşirsin ruhsal sorunlar içinde. Önceden belirli süre gelen hastalıkları varsa bile hani bebek seni iyileştirir, bebek sana iyi gelir gibi. Böyle gebeliğin ya da bebeğin bir şifa aracı olarak kullanıldığı bir bakış açısı da olabiliyor. Böyle olunca da sanki kadınlar o dönemde sorun yaşarlarsa şükürsüz davranmış ya da bebeğin kıymetini bilememiş, yaşaması gereken umutlu duyguları yaşamayı becerememiş gibi etiketleyici, damgalayıcı, hiç hak edilmeyen durumlarla karşı karşıya kalınabiliyor. Veya zaten bu dönemde hasta olunabileceğine, sorun yaşanabileceğine hiç ihtimal vermeyen, dönüp zaten ne oluyor diye bakmayan bir bakış söz konusu olabiliyor. Gerçekte böyle mi? Bakalım. Aslında bu bizim duyurumuzda da çok dolaşan Dünya Anne Ruh Sağlığı platformunun da işte Türkiye'deki platformun da sık sık afişlerinde duyurduğu bir takım rakamlar var. Geçerli rakamlar. Türkiye'de aslında dünyada da benzer şekilde her 5 kadından birisi gebelikte, perinatal dönemde anksiyete bozukluğu ya da depresyon yaşıyor. Ve bu kadınların önemli bir kısmı tedaviye başvurmuyor. Hani sessizce acı çekiyor ibaresi sabah da geçti. Çok doğru, biz de sunumlarımızda kullanıyoruz. Gerçekten sessizce acı çekiyor çünkü insanlar. Aslında babalar da bu süreçten etkileniyor. %10'un üzerinde bir ruhsal sorun yaşama ihtimali var. Ve aslında %15-20 hatta %20-25'e varan oranlarda düşük ve ölü doğumla sonlanan gebelikler var. Bu ciddi anlamda kayıp ve yas süreci anlamına geliyor. Buna eşlik eden başka sorunlar da var. Erken doğum, küvezde kalma, ailevi sorunlar. Bunlar aslında hep risk etmenleri. Bizim yaptığımız çalışmalarla Türkiye'deki oranlardan söz etmek istiyorum. Sabah Nazan Hoca da değindi. Zaten Nazan Hoca'nın yönettiği ekip olarak biz yapmıştık bu çalışmaları. %12-36 bandında Türkiye'deki oranlar. Sonra Sakarya'da biz kendi ekibimize bu çalışmaları tekrarladık.
Sakarya'da oranlar yine %20-35 bandında çıktı farklı dönemlerde. Çok ciddi rakamlardan söz ediyoruz. Yani her 10 kadından 3 ya da 4 tanesinin hatta. Başka rakamlar da var. Epidemiyoloji çalışmaları bunlar biliyorsunuz. Daha yoksul ülkelerde çok daha yüksek oranlar çıkabiliyor. Sosyoekonomik stres çok etkileyebiliyor. Çok çocuk sayısı etkileyebiliyor. Daha önce ruhsal hastalığa sahip olmuş olmak etkileyebiliyor. Risk etmenleri arttıkça sıklık da artıyor ister istemez. Yüksek oranlarda insanlar sorunlar tabii ki yaşıyorlar. Peki sorun yaşıyorlar ne oluyor? Tedavi alıyorlar mı? Tedavi oranlarının düşük olduğunu söylemiştik. Almasınlar. Tamam, ne yapalım? Bir bakalım tedavi almadıkları zaman ne oluyor diye. Biz bunun da takip çalışmasını yaptık. Ve tedavi almadıkları dönemde yani gebeliğin ilk 3 ayında depresyon yaşamış kadınlar bir şekilde tespit edilmiş, tedaviye yönlendirilmiş ama gitmemişler. Postpartum yani doğum sonrası dönemde bu kadınlar ne yaşamış diye baktığımızda gördük ki tedavi almayanlar için %90'ı postpartum depresyonla karşımıza çıkıyor. Peki tedavi olanlar tümü iyileşmiş. Şimdi %0'a karşı %90 gibi bir %92 gibi bir oranla karşı karşıyayız. Hayli tedavi önemli, tedavi almak durumundayız. Tedaviye yönlendirmek durumundayız. Yoksa kendi kendine iyileşsin diye bekleyeceğimiz bir süreçle karşı karşıya değiliz. Evet, devam edelim o zaman. Diğer müte hemen geçişimi de yapmış olayım. Gebelik ve emzirme döneminde ruhsal sıkıntıların olması normaldir diyor. Evet, olabilir. Sabredip beklersem kendiliğinden geçer. Şimdi burada sorun başlıyor. Beklersek kendiliğinden geçmediğini bir önceki zaten çalışmayla göstermiş olduk. Ama dahasını yapalım. Yani beklersek aslında neyi riske etmiş olduğumuza bir bakalım isterim. Tedavi edilmemiş ruhsal hastalık denen bir tabir var artık. Yani bu şeyde literatürde geçiyor, bilimsel çalışmalarda kullanılıyor, inceleniyor. Nasıl etkileri var diye. Şimdi birazdan söz edeceğim. İlaçların etkisinden söz ediyoruz ya. Hastalıkların da etkisi denen bir kavram var. Elimizde somut bir veri var. Bir hastalıkla karşı karşıyayız ve biz bunu tedavi etmemeyi, sabredip beklemeyi seçtik diyelim. Bunun nasıl sonuçları var diye baktığımız zaman mesela annede olan sonuçlar var. Öz bakımda bozulma, gebelik takibinde bozulma, beslenmede bozulma, efendim bedensel hastalıklara eğilim, sigara kullanımına eğilim. Doğum sonrası depresyon riskinde artış %90'lardan söz ettik. Doğum sonrası bebeğe bakamama gibi durumlar ve öz kıyım. Belki infantisit dediğimiz, belki bebeğin zarar göreceği durumlar söz konusu olabilir. Bunun beraberinde gebelikte düşük riskinde artış, gelişme geriliği, metilasyon düzeyinde değişikliklerin olduğu artık çalışmalarda gösterilmiş durumda. Erken doğum, düşük doğum ağırlığı gibi bir takım riskleri beraberinde getiriyor. Yine bebeğin sonraki dönemlerinde de anne sağlıklıysa ancak çocuk sağlıklı olabiliyor. Ta gebelik döneminden itibaren başlayan anne ile ilgili hastalıklar çocuğun da sadece bebeklik döneminde değil ergenlik döneminde de bir takım sorunlarla yüz yüze kalması riskini beraberinde getiriyor. Şimdi burada da hemen şey yapıyor, %100 bir orandan söz etmiyoruz. İnsanları tedirgin etmek istemiyorum. Ama şunu da görmek durumundayız. Tedavi edilmemiş ruhsal hastalık basitçe anne acı çeksin, dayansın, sabretsin dediğimiz bir durum değil. Sonuçları olan bir durum. Bir şeyleri göze aldığımız, riske attığımız bir durum. Bunu görmek gerektiğini düşünüyorum. Bir de hani böyle şey, hani ruhsal hastalığın sonuçları var diye konuşuyoruz ya, sanki terazinin kefelerinde sadece işte tedavi var, birazdan onu konuşacağız. Bir de tedavi edilmemiş ruhsal hastalık var, bundan şimdi söz ettim. Yani sanki böyle tedavi nasıl dışarıdaki bir nesneden söz ediyoruz ve tedavi olsun mu olmasın mı diye karar veriyoruz ya, ruhsal hastalık da dışarıdaki yani marketten elma ile armut arasında bir seçim yapıyormuşuz gibi. Aslında öyle bir seçim yapmıyoruz. Çünkü hastalığın kendisine dayanamamak, hastalığın kendisiyle yaşanan acı, keder denen bir durum var. Yani hastalığı yaşamak aslında insana şunu veriyor. Yaşamdan, kendinden, gebelik ve annelikten keyif alamaz oluyor insanlar. Bunları aslında sabahtan beri dinliyoruz. Çok kıymetli paylaşımlarda bulundu insanlar. Mutluluk, ümitsizlik, çaresizlik beraberinde geliyor. Öz bakımda bozulma başlıyor. Bilişsel işlevler bozuluyor.
ek tıbbi bedensel hastalıklar ekleniyor. Ve bağımlılıklar, mesela gebelik başlayınca birçok bağımlılığın kendiliğinden sonlandığını zannediyor. Bağımlılık bir hastalık, beyin hastalığı. Gebe kalınca gebelik beyin hastalığının antidotu değil ki. Devam eden bir süreç var. Hayli tedavi gereksinimi var. Sigara başta olmak üzere. Bu beraberinde neyi getiriyor bu hastalıklar? Sosyal ilişkiler bozuluyor. Daha yalnızlığa gitmeye başlıyor gebeler. Nasıl, ya da annelik döneminde. Arkadaşlarla ilişkiler bozuluyor. Aileyle ilişkiler bozuluyor. Eşle ilişki bozuluyor. Daha fazla bir ne oluyor? Sosyal izolasyon, tecrit giriyor insanın hayatına. Sosyal izolasyon oluştukça, yani insan yalnızlaştıkça, anlaşılmadığını düşündükçe ve hissettikçe, zaten çaresiz hissediyor. Zaten bakış oldukça olumsuza dönmüş durumda. Bu sefer kendi kendini besleyen depresif süreç daha da devam edip derinleşebiliyor. İş yaşamında kayıplar beraberinde, iş disiplini, işe gidebilme becerisini, iş yapabilme becerisini bilişsel işlevler nedeniyle kaybedebiliyor. Bu da neyi getiriyor beraberinde? Kariyerle ilgili kayıplar. Artı bu kayıplar bazen depresyonun, hani gebeliğe bağlı iş yaşamında kayıplar da depresyon tetikleyebiliyor. Yine benzer şekilde gebeliğe ya da annelik, gebelik neyi gerektirir? Aslında özenli bir bakım, sağlıklı beslenme, spor beraberinde değil, bedensel bakım, tıbbi takipleri de gerektiren bir şey. Peki ruhsal bir sorunla mücadele ederken, zaten hani kollarından, ayaklarından sarkan zincirler varken, adeta insanı çeken, bağlayan, bunları nasıl yürütecek insanlar? Ve bebeğe nasıl bakacak? Sadece bebeğe bakın ve bebek üzerindeki zararlar üzerinden konuştuk ya, böyle bir hayatı, gebelik artı doğum sonrası dönem, emzirme derken 2-3 yıl boyunca insanlar neden yaşamak durumunda kalsınlar ve ne kadar dayanabilirler? Haliyle aslında basitçe marketten aldığımız elma ve armuttan değil, ciddi rahatsızlıklardan, ciddi hastalıklardan ve karşılığında da tedaviden söz ediyoruz. Şimdi ondan da söz edeceğim. Onun da artı ve eksilerini konuşacağız birlikte. Sonuç olarak hastalığın acı ve yıkım dolu bir süreç olduğunu hatırlamakta fayda olduğunu söyleyebilirim. Peki, madem işler bu kadar, hani burada kamu spotu gibi olmuş olacak ama zaten tüm derdimiz bu konuda bir farkındalık oluşturabilmek. Gebelik ve doğum sonrası dönemde günler süren, evet, ufak tefek dalgalanmalar olabilir. Gerçekten yaşıyoruz. Hormonal dengemiz değişiyor. Uyku düzenimiz değişiyor. Duygularımız değişiyor. Bunlar olabilir. Ama bunlar günler sürebiliyorsa, haftalar sürebiliyorsa, efendim yaşamınızı olumsuz etkiliyorsa, mutsuzluk, ümitsizlik, yaşamdan keyif almama, uykusuzluk gibi şikayetleriniz ve tabii daha fazlası varsa mutlaka yardım aramalısınız diyorum. Evet, devam edeyim. İlaç kullanırken gebe kaldığımı öğrenirsem hemen ilacımı kesmeliyim. Şimdi yavaş yavaş ilaçlara doğru da geçiyoruz. Çok karşılaştığımız bir durum. Neden ilacı kesmek istiyor insanlar? İlaç kullanırken, bir de ilk 3 ayla ilgili riskli bir dönem olduğunu ben de kabul ediyorum. Birazdan söz edeceğim. Böyle bir bilgi var ama her ilaç riskli mi, ona bakmak lazım. Ne kadar ihtiyaç var, ona bakmak lazım. Gebe kaldığımı öğrenirsem hemen ilacı kesmek ne demek? Ben ilacın zararlarından bebeğimi koruyacağım demek. Peki öyle mi oluyor? Aslında aniden ilacı kesmek, bir yıl içinde ruhsal hastalığın alevlenme, bir yıl dediğimiz gebelik zaten 9 ay, yani gebeliğe neredeyse denk düşüyor veya hemen postpartuma denk düşüyor. Bir de gebelik ve doğum sonrası sürecin kendisinde bir stresör olduğunu dikkate alırsak, hani tam da biraz da öne kayabileceğini düşünebiliriz. Gebelik tam o kritik dönemlere denk düşüyor. Bir yıl içinde ruhsal hastalığın alevlenme ihtimali %70-90. Peki biz ne istiyorduk? İlaçlarımızı kesip hiç ilaç kullanmadan, hiç çocuk zarar görmeden, tırnak içinde, çocuğu büyütmek istiyorduk. Ne oldu peki? İlaçları kesince karşımıza çıkan durum alevlenmiş ve daha fazla ilaç gerektiren tıbbi durumlar olarak karşımıza çıkabiliyor. Yatış gerekebiliyor. Yine o az önce bahsettiğim yıkıcı süreçler devreye giriyor. Haliyle biz aslında ilaç kullanmayayım derken daha uzun süre, daha yüksek dozda ilaç kullanmak durumunda kalabiliyoruz. Ya da ani kesilmeye bağlı yoksunluk, kullanılan ilaca göre değişiyor biliyorsunuz. Kullanılan ilaca göre yoksunluk ya da çekilme belirtileri de görülebiliyor. Haliyle aslında buradaki önerimiz de yine
Şöyle söyleyebilirim. Asla aniden ilacınızı kesmeyin. Hemen hekiminizle görüşün. Hekiminiz zaten size yardımcı olacaktır. Zaten kesilmesi gereken bir ilaç varsa onunla ilgili gerekli yönlendirmeyi yapacak, kademelendirecektir. Birçok ilacın da güvenli kullanım profili var, mümkün. Durumunuza göre değerlendirme yapılabilir ve kesmek ya da kesmemek, devam ya da hangi dozda devam, başka bir ilaca geçmek ya da geçmemek ya da ek bir tedavi ihtimalinden yararlanmak gibi seçenekler tartışılarak, göz önünde bulundurularak birlikte karar vereceksinizdir. Lütfen hekiminizle görüşün. Evet, bir sonraki mite geçelim. Gebelik döneminde, evet, bu da aslında çekirdek sunumun temel konusu. Gebelik döneminde ilaç kullanırsam bebeğim sakat kalır. Bu da çok duyduğumuz yorumlardan, zaten en çok toplumda konuşulan konuların başında geliyor. Gebelik döneminde ilaç kullanılıyor mu? Aslında sıkça kullanılıyor. Yani vitaminler, takviyeler, aşılar, hani bunları saymıyoruz. Bunların dışında kadınların yaklaşık %75'i hamilelik sırasında en az bir ilaç kullanıyor. Ve bunun %55'i de ilk trimester, yani ilk 3 ay dediğimiz dönemde oluyor. Ortalama 4 ilaç kullanıyor aslında kadınlar. Batı'da gebelik döneminde antidepresan kullanımı %13, %15, hatta şu son biraz daha karıştırdım, bandında seyrediyor. Yani aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasında 3 ayrı ilaç en az kullandığı şeklinde, yine çalışmaların nerede ve ne zaman yürütüldüğüne dair farklı sonuçlar elde etmekle birlikte biz görüyoruz ki aslında 3 ya da 4 ilaç kadınlar bir şekilde kullanıyorlar. Peki bu SSRI'ler dediğimiz antidepresan grubu ilaçlar için nasıl? Mesela özellikle 2010 yılından, 2007, 2008, 2010 yılından sonra bir artış eğilim olduğunu görüyoruz. SSRI'ların alt gruplarında da giderek citalopram ve sertralin kullanımında bir artış olduğunu görüyoruz. Dünyada veriler bu şekilde. Yani aslında yaygın olarak kullanılıyor ama ne oluyor diye baktığımızda zannederim soruyu şöyle sormak lazım. Toplumda risksiz gebelik diye bir kavram var mı? Toplumda herhangi bir malformasyon, sakatlık diye adlandırılan, kusur diye adlandırılan, biz bunların hiçbirini kabul etmiyoruz aslında. Ama malformasyonlu olarak kabul edilen bebek oranı %2-4 bandında, 3 diyelim ortalama. Yani yoldan geçerken 100 tane gebeyle karşılaşsak bunlardan 3 tanesinde bir sorun olacak zaten. Ve bunun nedeni %70'inde bilinmiyor. İlaçlar bu malformasyonların %1'inden azında sorumlu. Peki ne yapalım? Yani o zaman biz risk yok mu diyelim? Ya da ilaçlar riski artırıyor mu? Burada rakamları doğru okumak giriyor devreye. Yani mesela ilaçlar riski artırıyor dediğimizde, malformasyon riski 2 kat artıyor dendiğinde neyi kastediyoruz? Ya da ne kadar bir artıştan, nasıl bir mutlak riskten söz ediyoruz? Sağlıklı bir bebeğe sahip olma ihtimali ne kadar? Risk artıyor deyince sadece on off gibi, arttı, artmadı ya da azaldı, böyle bir şeyden söz etmiş oluruz. Ama ne kadar olduğunu söylemeyince aslında çok ortada kalmış oluyoruz. Mesela %3 risk, burada da bu Massachusetts General Hospital'ın sunumundan aldığım bir şey. Mesela onlar da aynı vurguyu yapıyorlar. Riski nasıl ifade ettiğiniz daha önemli. Gerçekçi bir ifadeden söz edelim. Ya hep ya hiç kuralına değil, gerçek rakamlar neyse ona göre konuşalım deniyor. Gerçekte de aslında %3 risk, bakın ekranda göreceksiniz, söz konusu bizim az önce verdiğimiz rakamları onlar da söylüyorlar. O zaman biraz bu riskleri yorumlamayla ilgili sizinle zihinsel bir egzersiz yapalım. Mesela bizim hem doktorlarımız hem hastalarımız bu konuyla ilgili literatür araştırmaya başladıklarında hemen karşılarına yine ekranda gördüğünüz şu tablo çıkıyor. Çizginin sağ kısmı biraz artmış riskleri gösteriyor. Hemen o zaman risk artmış diyoruz. Bakın bu çalışmada hani sıkıntılı gibi görünüyor ama verileri şimdi birlikte okuyalım. Çalışmanın verilerini getirdim. 2018 güzel bir çalışma. 9 milyon gebeyle yapılmış, doğumla yapılmış bir çalışma. Çok kıymetli, önemli bir veri sunuyor bize meta analiz. Ve risk artışını 1.1 anlamlı buluyor. 1.1 kat risk artmış. Ne demek bu? Birazdan değerlendirelim. Ama
depresyon için rakam düzeltildiğinde risk artışı 1.0, risk artışı değil, relatif risk 1.04. 1 olunca eşit, yani 1'e 1'di, ne oldu? 1'e 1.04 oldu. Ne demek bu? Hemen bunu şimdi sonraki slide'da birlikte yorumlayalım. Mesela şey üzerinden gidelim. Persistent pulmoner hipertansiyon denen bir tablo var. İlaçlarla birlikte risk artışından söz edeceğiz. Normalde 1000'de 3 görülen bir tablo. Risk %30 arttığında 1000'de 4'e çıkıyor. Değil mi? Hesaplayalım. Evet. Yani ne oldu o zaman? Çok büyük bir risk artışı, değil mi? 1030. Ya da orada RR işte relatif risk yazsa 1.32 yazacak. Yazmış zaten 1.32. Halbuki bizim bakın 1.32 binde 3'ten binde 4'e çıkış demek. Bizim az önceki slaytımızda nasıldı? 1.1 çok daha düşük. Ve hatta istatistik anlamlılık oluşturmayan bir toplam risk için 1.04 gibi bir rakam vardı. Haliyle çıkış aslında rakamın öbür tarafıyla ifade edeyim. 1000 gebelikten 997'sinin sağlıklı olma ihtimali varken bu 1000 gebelikten 996'ya döndü. Arttı mı? Ama bu arttı. Haliyle on-off şeklinde değil de gerçekte neden söz ettiğimizi bilmek lazım. Kaldı ki bu artışın da direkt ilaçla ilişkisi olduğunda çalışma deseni itibariyle ispatlayamıyoruz. Çünkü sorun depresyonun kendisinden kaynaklanıyor olabilir, eşlik eden öz bakımda bozulmadan kaynaklanıyor olabilir, eşlik eden obezite, hipertansiyon mesela, persistan pulmoner hipertansiyon için önemli riskler, gebelikte eğer kilo alımı normal üzerinde olduysa, hipertansif bir durum varsa, diyabet varsa gibi durumlarda zaten ve bunlar elenmiş değil. Yani bu riskler mi artırıyor yoksa ilaç mı artırıyor da net olarak söylemek mevcut çalışma desenleriyle mümkün olmuyor. Bunlar da çalışmaların kısıtlılıkları. Bir de hani istatistiki anlamlılık diyoruz ya, mesela işte şununla korele, risk artışıyla korele. Burada da yine doğru yorum devreye giriyor. İstatistiki anlamlılık eşittir klinik önem değil. Yani bir bebeğin 39 haftalık doğmasıyla, ben de çokça yayın yazan bir insanım. Haliyle elime anlamlı bir rakam gelince ben de ifade ediyorum. Diyorum, istatistik olarak anlamlı bulundu. Yani 39 hafta değil de 38,5 haftada doğum yapıyorsa kadınlar, o zaman ben diyorum ki evet, doğum süreci erken, daha erken oldu. Haliyle bir istatistiki olarak doğum süresinde kısalma var, değil mi? Daha erken doğum yapıyor ve bu istatistiki anlamlı. Peki klinik olarak 39 haftada doğum yapmakla 38,5'da doğum yapmak arasındaki fark ne kadar önemli? Ya da daha düşük doğum ağırlığından söz edebiliyoruz. 74 gram gibi bir rakam var mesela ortalama. Ne kadar önemli? Bazen istatistiki anlamlılıkta klinik öneme sahip olmayabiliyor. Şimdi bunların bu kadar karışık anlatınca sizin zihninizi biraz da karıştırabileceğini tahmin ediyorum. Haliyle şunu söylemeye çalışıyorum. Bu hesaplamaları tek tek hastalarımızın yapması mümkün değil. Doktorlarımızın da genel olarak her biri için tek tek bakması mümkün değil. Ama aslında bunun için kılavuzlar var. Yayınlar, işte literatür, bilgiler, veri kaynakları var. Hekimlerimiz oradan güncel yayınları takip ederse, hastalarımız da bunu takip eden hekimlerle sıkı bir iletişim kurup gerçekçi bir değerlendirme süreci içine girerse, zaten böyle tek tek iğneyle iplikle hesaplanacak bir şeyden söz etmiyoruz. Sadece artık şunu biliyoruz ki sıfır riskten söz etmek, tam garantiden söz etmek diye bir dünya söz konusu değil. Zaten ben de sokağa çıkarsam bana araba çarpabilir. Bu bunun sonu yok. Ama hani sokağa çıkıp hiç gebelik planlamamamız lazım. Gebelik planlamak eşit takım riskleri beraberinde getiriyor. Ama riskler tedavisiz kalmaktan fazla değil. Ya da oluşan risklerdeki artış anlamlı değil. Her ilaçtan söz etmiyorum. Birçok ilaç için bu böyle. Peki bunu kim ayarlayabilir? Hekiminizle birlikte görüşüp ayarlayabilirsiniz. Uygun tedavi seçenekleri var. Bunu söylemeye çalışıyorum. Yine tedavi edilmemiş hastalıkların riskini zaten az önce söz ettim. Her türlü risk var. Şimdi bu noktada mesela kılavuzları takip edelim diye söyledik. Pardon, önce şundan söz etmem gerekiyor. Mesela erken doğumdan söz ettik. Birazcık doğum haftasının geriye gelmesinden ya da biraz daha erken preterm, geç preterm, hani erken dönem erken doğum ya da biraz daha geç dönem erken doğumdan söz ettik. Bakın
hastalığın etkisi de sürekli antidepresan kullanmak, kullanmamak, parça antidepresan kullanmak, kullanmamak. Ama hiç antidepresan kullanmasak bile depresyonun kendi etkisinin de gayet etki ettiğini görüyoruz. Hastalığın önemi var. Risk hep var. Belirleyici olan risklerin kontrol edilebilir olması. Burada da şu parantezi açabilirim. Mesela biraz işte 38 hafta değil de 37 haftaya gelirse de çok problem mi? Hayır, mevcut teknolojiyle çözülebilir sorunlar. Persistan pulmoner hipertansiyon, mortalitesi çok yüksek dediğimiz rakam yine %4-20 bandında değişiyor. Şu anda mevcut teknolojiyle tedavi edilebilir hastalıklar. Yani 1996 ihtimalle sağlıklı bir çocuk olup bunun da %96 ihtimalle tedavisini yapabileceksiniz gibi bir şeyden söz ediyoruz. Yine de sorun olabilir mi? Olabilir. Bu kadar mükemmelliyeti de vaat eden bir dünya, bir yaşam sistemi maalesef hiçbirimiz için keşke olsaydı yok. Ama düşündüğümüz gibi on off gitmiyor sistemler. Madalyonun birçok yüzü var, onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Gebelik ve doğum sonrası dönemde hastalara mutlaka, şimdi böyle o zaman tedavisiz kalmanın ne kadar riskli olduğunu anlatınca ve ilaçlarla oluşan riskin önemli, istatistik bir anlam taşımadığını söyleyince doğru ilaçlar için konuşuyorum. Bu sefer hastalara mutlaka ilaç kullanmalıyız gibi bir bakış girebiliyor. Bir de şu var, yani psikiyatrik bir rahatsızlığım varsa kesin beni ilaçla tedavi edecekler gibi bir bakış. Doktora gidersem bana ilaç yazarlar gibi bir kaygı tabloya eşlik edebiliyor. Bunu da birlikte gözden geçirelim. Bu arada benim ekranımda saat yok. Bana geri bildirim. Evet, tamam. Ben de baktım ama süremi aşarsam lütfen bana bildirim verirseniz hemen düzenlemeye çalışırım süreci. Şimdi burada soru şu. Psikiyatrik bir bozuklukla karşılaştığımızda soruyu doğru sormak önemli. Hangi ilacı seçelim diye mi soruyoruz? Nasıl tedavi edelim diye mi soruyoruz? Aslında hedef direkt ilaç seçimi değil. Komple biyopsikososyal manevi bir tedavi protokolünden söz ediyoruz. Haliyle aslında tedavi seçeneklerimiz içinde neler var? Psikososyal müdahaleler var. Bugün etkinliği göstermiş bilişsel davranışçı terapi, kişiler arası ilişkiler psikoterapisi ve daha birçok tedavi modeli söz konusu. Gebelik ve doğum sonrası dönem için spesifik olarak da etkinlikleri gösterilmiş ve başka tedavi modelleri için terapi ile fayda görebilecek bir hasta grubu var. Hafif, ortanın da hafife yakın grubu depresyon, kaygı bozuklukları için bunu söyleyebiliriz. Bunun yanında aile desteği, sosyal desteğin gözden geçirilmesi, uykunun düzenlenmesi, egzersiz ve daha birçok sağlıklı yaşam önerileri gibi psikososyal müdahaleler aslında tedavi seçenekleri arasında bizim destekleyici sistemimizde hep var. Psikofarmakolojik müdahaleler, gebelik ve doğum sonrası dönemde güvenle kullanabileceğimiz ilaçlar hep var. Ve yine bunun yanında somatik ve ilaç dışı müdahaleler de var. İhtiyaç duyduğunuzda gebelikte EKT yapılabilir. TMS etkinliği çok hani tartışılan, henüz randomize kontrolü çalışmalarda onaylanmamış ama uygun vakalarda gerekirse kullanılabilir. Yine benzer müdahaleler, bir takım müdahaleler var, yapılabilir. Haliyle aslında birçok tedavi seçeneği var ve hastanın neye ihtiyacı varsa, neye gereksinimi varsa değerlendirip en uygun, en güvenli şekilde bunu sunma mümkün. Nasıl tedavi edelim sorusunun tek bir yanıtı yok aslında. Mesela gebelik öncesi dönem, planlama, gebeliğin planlanması büyük önem taşıyor. Gebelikte ise hangi dönem olduğu önemli. Mesela gebeliğin ilk 3 ayı gerçekten bizim ilaç kullanımında daha dikkatli olduğumuz dönem. Çünkü organ gelişiminin tam yerleştiği, malformasyon açısından daha riskli kabul ettiğimiz dönem. Ancak az önce bahsettiğim, yani depresyona göre oranlar düzenlendiğinde risk artışının olmadığını, anlamlı olmadığını söyleyen çalışma ilk trimester, yani gebeliğin ilk 3 ayında ilaç kullanmış kadınlarla yapılan bir çalışma. Haliyle gebeliğin evresi tabii ki bizim tedavi düzenlememizde ilk trimester başka açılardan, ikinci 3 ay başka açılardan, üçüncü 3 ayda başka açılardan bizim önemsediğimiz ve ilaç düzenlerini ayarladığımız dönemler. Ama bu şu demek değil ki ilk trimester ben tedavi alamam ya da üçüncü trimester ilaçlarımı kesmek zorundayım, birazdan gelecek ya da tedavimi illa şu şekilde ayarlamalıyım. Bunların hepsi
tedavi parametreleri içinde, tedavi düzenlememizi belirleyen parametreler içinde sadece birini oluşturuyor ve biz bunları tabii ki dikkate alıyoruz. Doğum sonrası dönemde emzirmeyi dikkate alıyoruz. Yine semptom şiddeti tüm tedavi kılavuzlarında önemli bir belirleyici. Semptom şiddeti daha hafif, daha ağır, çok ağır eşlik eden tıbbi belirtilerin olması, daha önceki tedavi öyküsü, bireyin bizim için oldukça önemli yol göstericiler oluyor. Farklı ilaç ve psikoterapi seçenekleri hastaya göre uyarlanabiliyor ve tüm bunların içinde bizim için ne çok önemli? Hasta ne istiyor? Beklentileri nasıl ve nasıl karar vermek istiyor? Hastanın görüşü, bakış açısı ve yakınlarının bizim için oldukça önemli olduğunu söyleyebilirim. Kılavuzlar ne diyor? Yani az önce kılavuzları takip etmek, güncel literatür bilgileri takip etmek gerektiğinden söz ettim. Tabii ki bütün kılavuzları burada özetlemek gibi bir planım yok. Ancak kılavuzlardan ufak ufak söz edeyim. Hani en azından nerede ne var diye, ortak olarak ne söylüyor diye. Mesela Amerika'da, Kanada'da, Çin'de, Avustralya'da, Danimarka, Almanya, Norveç, İspanya, İngiltere ve tabii Türkiye'de de gebelik ve doğum sonrası döneme özgü kılavuzlar geliştirilmiş durumda. Ve hangisinde, gebeliğin hangi döneminde nasıl bir tedavi rejimi uygulansın, hangi tedavi seçenekleri ne şekilde kullanılsın diye artık tedavi protokolleri var. Oldukça yapıcı yaklaşımlar var. Bunları tabii ki tek tek anlatmayacağım. Şu an çok uygun değil. Hem zaman olarak hem gereklilik olarak. Ancak tüm kılavuzların getirdiği, bizi götürdüğü ortak bir nokta var. Bunları Türkiye Psikiyatri Derneği'nin kılavuzuna da atıf yaparak söylemek istiyorum. Birisi psikososyal müdahaleler kılavuzlarda da yer almış durumda. BDT, yani bireysel davranışçı terapi ve KIT dahil, kişiler arası ilişkiler psikoterapiler dahil. Psikofarmakolojik müdahaleler kılavuzlarda yer almış durumda ve aktif kullanılıyor. Somatik ve ilaç dışı müdahaleler, EKT ve benzeri dediğimiz kılavuzlarda yer almış ve kullanılıyor. Ne yok biliyor musunuz? Neye izin yok bütün bu kılavuzlarda? Hastayı tedavisiz bırakmak bir seçenek değil. Yani hasta için birçok tedavi seçeneği mümkün ama asla tedavisiz bırakamayız. O zaman ne yapacağız? Tedaviyi belirlerken, hastamızla da karşılıklı oturup konuşurken neden söz edeceğiz? Gerçekçi bir risk yarar değerlendirmesi terazinin kefelerine koyacağız ve güncel kılavuz ve literatür bilgilerinden yararlanarak hasta daha önce hangi tedaviden fayda gördü, semptom şiddeti nasıl, sosyal destek sistemi ne durumda, ek tıbbi hastalıkları var mı, ilaç hastalık nasıl etkiler hastayı, yan etkileri nasıl olur, komplikasyon profili nasıl olur, birlikte gözden geçireceğiz ve sonra en uygun, en güvenli olan seçenek yoldan birlikte yürüyeceğiz. Evet, bir sonraki nite geçiyorum. Perinatal dönemde tedaviye tek başına doktor karar verir. Aslında buraya kadar bununla ilgili görüşümü de aşağı yukarı söylemiş oldum. Ama yine birlikte de gözden geçirmek de var. Tabii ki hayır, yani böyle bir şey yok, mit. Tedavi ekibi, psikiyatrist, aile hekimi, kadın doğum uzmanı, yeni doğan uzmanı, bakım hemşiresi, ebe, psikolog gibi birçok kişiyi beraberinde içerir ve en önemlisi hasta ve ailesi tedavi ekibine dahildir. Hasta yoksa zaten tedavi de yok. Ailesinin desteği yoksa tedavinin kanadı kırık. Haliyle tedavi ekibi aslında hasta ve ailesini içeren multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Ve yine o başta söylediğimiz biyo, psikososyal, manevi öğeyi içerdiği zaman gerçek bir tedaviden söz etmek mümkündür. Yoksa sadece ilaçla ya da sadece tek bir yaklaşımla, sadece tek bir kişinin karar ve gayretiyle sonuç almak mümkün görünmüyor. Yine bir soru daha ya da bir mit daha, doğuma yakın ilaçlarım kesilmelidir şeklinde. Bu da çok karşılaştığımız durumlardan birisi. Bir ilk üç ay bir de doğumla ilgili süreç gerçekten efsane olmuş durumda. Halbuki kadınlar gebeliklerini doğuma kadar nasıl diyelim, ruh sağlıklarını da korumaya çalışarak zar zor götürüyorlar. Tam böyle pamuk ipliğine tutunmuş bir şekilde devam ederken birdenbire doğum sırasında ilaçları kesmek aslında neyi getirebiliyor beraberinde? Ani çekilmeyi, ilaçla ilgili çekilme belirtilerini, hastanın ilaçsız kalmakla ilgili kaygılarını, çünkü daha önce ilaç bırakma deneyimi olduysa ve sorun yaşadıysa yine aynı şeyleri yaşamakla ilgili kaygılanabilir. Veya
hastalığın alevlenmesi riskini beraberinde getirebiliyor. Ama kimisi için de zaten durumu gayet iyi. Ya da zaten kullanması gereken ilaç, doğumla ilgili bir takım sorunlar oluşturabilecek ilaç. Ya da zaten azaltmak gerekiyor mesela biraz bir takım belirtiler oluşmuş olabilir, ilaçla ilgili belirtiler olmuş olabilir. Doğumla ilgili hasta güzel bir hazırlık süreci içerisindedir ve hazırdır, yapmak istiyordur. Dozu da azaltmak noktasında kendisinin bir beklentisi vardır. Olabilir. Haliyle o zaman gebelikte kullanılan dozlar doğuma yakın devam edilebileceği gibi bu hastaya özel değerlendirilmelidir. Azaltılabilir veya kademeli de kesilebilir. Sadece şey bilmemiz lazım, aniden ilaç kesme diye bir kavram psikiyatride yok. Yani bu sadece gebelik ve doğum dönemi için, doğum sonrası dönem için değil, aslında hiçbir zaman yok. Aniden ilaç kesmekten her zaman uzak duruyoruz. Bu süreçte yine hekimle ve tedavi ekibiyle birlikte yönetilmelidir diyebilirim. Evet, bir sonraki, sona da yaklaşıyorum aslında. Bir sonraki mite geleyim. Emzirmek ya da ilaç kullanmaktan birini seçmek zorundayım. İkisi bir arada olamaz. Şimdi bu da çok sık karşılaştığımız durumlar. Sabah Oğuz Hoca'yı dinlerken bizim Türkiye'de kat etmemiz gereken, hani onun da vaktiyle üzüldüğü, bizim de şimdi görüp kat etmemiz gereken mesafeyi bir daha hatırladım. Keşke anne bebek ünitelerimiz olabilse. Nazan Hoca'nın kurduğu Kadın Ruh Sağlığı Merkezi çok kıymetliydi aslında. Keşke faaliyetlerine devam edebilse ve keşke biz de daha fazlasını yapabilsek. Çünkü bizde sorun şu, anneler bebeklerini doğuruyorlar, evet kucaklarını almak istiyorlar ama tam da o dönem birçok psikiyatrik hastalık açısından hem biyolojik etmenlerin etkisiyle hem sosyal etmenlerin etkisiyle aslında riskli bir dönem ve hastalıklar alevlenebiliyor, hastalarımızın hastaneye yatışı gerekebiliyor. Bu konudaki bakışı düzeltemedik yani. Çok mesafe kat ettik ama halen sıkıntı var. Psikiyatri hastaları da tıpkı diğer psikiyatrik hastalığı olan bireyler de tıpkı diğer anneler gibi bebeğiyle ten tene temas hakkına sahiptir. Ve emzirmelidir. Emzirme hakkına sahiptir ve emzirmelidir. Emzirmek zaten faydalı bir şey. Ve ilaç kullanıyor olsa bile, o zaman güvenlik profillerini belki birlikte gözden geçirmeliyiz. Bizim ilaçlarımız içinde riskli olan çok 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 nadir. Psikotrop ilaçların birçoğu emzirme döneminde güvenli kullanılabilir. Diğerlerinde de riskler yönetilebilir. Haliyle emzirmenin öneminin bu kadar konuşulduğu ilk 6 ay sadece anne sütüyle emzirelim ve anne bebek bağlanmasında öneminin çocuğunun sonraki yıllardaki hem biyolojik hem ruhsal gelişimiyle ilgili öneminin çalışmalarla tekrar dokümente edildiği günümüzde emzirmek ya da ilaçtan birini seçmeye kalkmak aslında oldukça ilkel kalan bir yaklaşım, onu söyleyebilirim. Emzirebilir, emzirmelidir ve gerekirse bu ilaçlarla da düzenlenebilir. Mesela ilaçlarla emzirme ve ilaç kullanımı kararında aslında bizi etkileyen birçok etmen var. Bunlardan birisi ilacın süte geçme oranı. Relatif infant doz deniyor buna. Yani bebekteki görece doz ne kadar? Uluslararası bununla ilgili kabul edilen rakamlar var. %10'un altındaysa infant doz genel olarak sağlıklı bir doğum sonrası, hani bebekte kabul edilebilir olarak kabul ediliyor. Sağlıklı bir oran %10 emzirmek için. %25'in üzeri riskli kabul ediliyor. %10-25 bandı hani dikkat etmek gerekiyor şeklinde kabul ediliyor. İlaçların %90'ında relatif infant doz, onun altında psikiyatri ilaçları için bu çok daha fazla. İlaçların yalnızca %3'ünde %25'in üzerinde. Yani aslında birçok ilaç kullanılabilir. Bunun tablosunu da getirdim. İsterseniz birlikte bakalım. Tabii bu tür çalışmaları yapmak zor. Yani daha çok olgu sunumlarından, hani annelere ilaç verip de hadi bebeğindeki bunu deneysel olarak yapmak mümkün değil. Ama zaten ilaç kullanmakta olan annelerin bebeklerinden ve anneden alınıp kandaki düzeylerine bakarak elde edilen verilerde relatif infant doz olarak psikiyatri ilaçlarının genel olarak güvenlik marjının geniş olduğunu görebiliyoruz. Bu önemli bizim için. Tabii şunu da düzenlemek lazım. Emzirme döneminde bir takım öneriler var. İşte ilk sütü sağıp atalım, efendim ilaç kullanıyorsa sadece gece emzirelim, emzirme ile ilgili bir takım
kısıtlayıcı yaklaşımlar da var. Şu anda bunlar da kalkmış durumda, onu da söylemek istiyorum. Önemli olan emzirmenin devam etmesi ve sağlıklı bir şekilde ilaç tedavisinin düzenlenmesi. Her kadın ilaç kullanacak diye bir kural yok ama gebelik ve doğum sonrası dönemde psikiyatrik hastalıkların tedavisiz kalması asla bir seçenek değil. Gerektiğinde kullanılabilir. İlaçlar veya diğer yöntemlerle bireye özgü tedaviler mümkün. Ümitsiz olmamak lazım. Her zaman, her durumda ümit var. Çünkü birlikte daha güçlüyüz diyorum. Ben dikkatiniz için teşekkür ediyorum.